27 Mayıs ihtilalinde Laleli'den yukarıya gidiyordum. Müzik çalıyordu, yola vermişler, Koska'da dükkanlar vardı. Müzik çalıyordu, birdenbire müziği kesti, tın tın, yasağı da kumandanlığından bildirilmiştir. Bugün işte 15 dakika evvel Menderes, sabık ve sakıt başvekil Menderes idam edilmiştir dedi. Herkes böyle bir durdu, haberi dinledi, gene şarkıya başladı, bir baktım herkes yoluna gidiyor. Hiç kimsede bir şey yok. Hiç kimsede bir şey yok. Efendiler, işim vardı, karşıya gidiyordum. Kadıköy'e geçtim, ikindi namazı için İskele Camii'ne girdim. Namazı kıldım, çıkarken baktım son cemaat yerinde ihtiyar bir adam sessiz sessiz ağlıyor. Yaşlı başlı, 50'sinde 60'ında bir adam. Bir derdi var zannettim, ben de unuttum Menderes'in hikayesini. Yaklaştım, dedim ki, amca bey dedim, ben o zaman gencim, bu 30 sene evvelki vaka. Amca bey dedim, bir derdin mi var dedim, belki bir faydamız olur diye. Öyle deyince birden böyle çocuklar bazen dolar da, bir şey söylediğin anda birden cali bir surette ağlamaya başlar, boşalır. Aynen onun gibi feryadını yükseltti de, ne kabahati vardı bu adamcağızında, bunu astılar dedi. Dedim, çok mu üzüldün, çık dışarıya, bir taş al eline, cinnet getirdim farz et, bir vitrini kır. Bir gazete haberi olsun, Menderes asıldı diye, onu seven bir adam bir taş aldı, bir cam kırdı desinler. Kur'an'a hakaret oldu, Kur'an'a hikaye oldu. Bir Müslüman gidip de İnönü'nün oğlunun evine bir taş atsaydı da, bu bir gazete haberi olsaydı, bilselerdi ki bu Müslümanların bir aksülemel istidadı var.